Türkiye'nin nükleer enerji serüveni yakında gerçeğe dönüşüyor. Enerji alanında yenilenebilir ve nükleer enerji başta olmak üzere dışa bağımlılığımızı ortadan kaldırmaya yönelik projeleri süratle hayata geçiriyoruz. Türkiye'de nükleer santral fikri ilk kez 1950 yıllarında ortaya atıldı. 1955 yılında Amerika Birleşik Devletleri ile sulh için atom anlaşması imzalandıktan tam bir yıl sonra nükleer faaliyetleri yürütecek bir kurum oluşturuldu. 14 Nisan 2015'te deniz limanı inşaatı temeli atılan 4 güç üniteli Akkuyu Nükleer Santrali'nin yapılacağı Akkuyu Nükleer Sahası'nın uygunluğuna ise 1976 yılında karar verildi. ...1977 yılından 2009 yılına kadar Türkiye'de 4 güç ünitesinin inşaatı için ihale çalışmaları devam etti. 1982 yılında Türkiye Atom Enerjisi Kurumu kuruldu. AK Parti hükümeti döneminde hızlanan çalışmalar için önemli adımlardan biri de 2010 yılında atıldı. O zaman Başbakanlık görevinde olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Dimitri Medvedev tarafından 12 Mayıs 2010 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti arasında Akkuyu sahasında bir nükleer santralin tesisine ve işletimine dair işbirliğine ilişkin anlaşma Ankara'da imzalandı. Yürürlüğe alınmak amacıyla da hükümet tarafından 29 Haziran 2010 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Akkuyu sahasında inşa edilecek nükleer santral için hazırlanan kanun tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 14 Temmuz 2010 tarihinde kabul edildi. Akkuyu Nükleer Güç Santrali Mersin'e 140 kilometre uzaklıktaki Akdeniz kıyısında Gülnar ilçesi Büyük Eceli beldesi Akkuyu mevkiinde inşa edilecek. Peki nükleer santral için neden Akkuyu bölgesi seçildi? Askeri, ulusal güvenlik stratejileri açısından uygun bir bölge. Yer, zemin ve deprem etütlerine göre en uygun bölge. Olası bir kazada etkilenecek ve tahliye edilecek nüfus yoğunluğu az bir bölge. Santral, Mersin, Adana, Konya, Antalya gibi sanayi kentlerine elektrik sağlayacağı için iletim kayıplarının az olacağı bir bölge. Hükümetler arası anlaşmaya göre Rusya ve Türkiye nükleer güç santralinin inşaatı ve işletmesinde yap sahip ol işlet şartıyla işbirliği yapıldı. Bu amaçla Ankara'da Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi kuruldu. Peki Türkiye'de neden bir nükleer santrale ihtiyaç duyuldu? Elektrik enerjisi üreten yeni güç kaynaklarının oluşturulması, Türkiye Cumhuriyeti ekonomisinin gelişimine yeni bir ivme kazandıracak, organik enerji kaynaklarının ithalatını azaltacak. Sürekli olarak artan elektrik enerjisi talebini karşılayacak. Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Türkiye'den Güney Avrupa ve Yakın Doğu ülkelerine elektrik ihraç etme potansiyeline de sahip olacak. Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali için referans olarak Rusya Federasyonu'nda uygulanmakta olan AES 2006 projesi seçildi. Günümüzde bu proje dünyanın en güvenilir ve emniyetli projesi olarak kabul ediliyor. Proje kapsamında tüm teknik ve çevre güvenlik standartları uygulanacak. Akkuyu Nükleer Güç Santrali her biri 1200 megawatt kurulu güce sahip 4 üniteden oluşacak. Riski var, patlayabilir diye biz tüp gaz kullanmayacak mıyız? Riski var diye arabaya binmeyecek miyiz? Riski var diye İstanbul'un Boğaz Köprüsü'nün üzerinden geçmeyecek miyiz? Olur ya, halatlar kopabilir. Deprem esnasında kopabilir. Geçmeyecek miyiz? Röntgen çektiriyorsunuz, onda da var aynı şey.
evimizde kullandığımız televizyonda dahi aynı nükleer santralden alabileceğimiz şeyi alıyoruz. Bizim devletimizin de bu büyükeceliğe, iş sahaları ve gençlerimize faydalı olacağından hiçbir endişem yok. Bu fabrikanın bir an önce yapılmasını istiyoruz ve burada bir canlılık olmasını istiyoruz. Bence de nükleer santralin yapılması faydalıdır. Yapımı Rusya tarafından üstlenilen ve 20 milyar dolarlık maliyetle hayata geçirilecek Akkuyu Nükleer Santrali tamamlandığında Türkiye'nin enerji ihtiyacının %28'inin karşılanması hedefleniyor. Projenin maliyeti ne kadar düşük olursa santral o kadar verimli çalışacak ve daha sonra satılacak enerji de daha uygun fiyata satılmış olacak. Bunun yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile yaptığımız anlaşma kapsamında santrale yapılan sermaye yatırımlarının geri ödenmesini müteakip elde edilen karlar paylaşılacak. Akkuyu Nükleer Santrali'nin 24 Ekim 2014 tarihinde kamuoyunun görüşlerine açılan nihai çevresel etki değerlendirme raporu 1 Aralık 2014 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca onaylandı. Onaylanan ÇED raporunda da yer alan nükleer santral yılda 35 milyar kilowatt elektrik üretecek. Tarihler 14 Nisan 2015'i gösterdiğinde Akkuyu Nükleer Elektrik Santrali'nin deniz limanı inşaatı temeli atıldı. Törene Enerji Bakanı Taner Yıldız, Rusya Devleti Nükleer Şirketi Genel Müdürü Sergey Kriyenkov ve Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi Genel Müdürü Fuat Akundov katıldı. Bugünün anısı bu kayanın içinde yaşayacak. Akkuyu Nükleer Santralı devrede olmuş olsaydı 15 milyon nüfusu İstanbul'un bütün elektriğini karşılayabilecek ve Türkiye'nin toplam elektriğinin %28'ini karşılayabilecek durumda olacaktı. Yalnızca bununla kalmayacaktı. Bu nükleer santral 10 yıl öncesinde yapılmış olsaydı şu ana kadar 14 milyar dolarlık daha az doğal gazı ithal etmiş olacaktı. Ve ya Allah bismillah diyerek de temel atıyoruz. Nükleer güç ünitelerine ek olarak proje kapsamında üzerinde su alma yapılarının da bulunduğu bir adet dalga kıran, soğutma suyu deşarjı için deniz dibine yerleştirilecek 4 adet boru hattı, 2 adet malzeme yükleme boşaltma rıhtımı, 1 adet radyoaktif atık geçici depolama ve işleme tesisi olacak. Ayrıca proje sahasına bitişik 35 hektarlık bir alanda çalışacak personelin konaklaması için 2000 konut kapasiteli bir yaşam merkezinin inşası planlandı. Akkuyu Nükleer Elektrik Santrali binlerce kişiye istihdam sağlayacak. Bu kişilerden bazıları ise özel eğitimli olacak. Şu anda 248 öğrenci Rusya'da nükleer konusunda eğitim görüyor. 80 öğrenci daha Rusya'ya gönderilecek ve onlar da özel eğitim alarak bu sahada çalışacak. 248 Türk öğrenci şu anda Rus öğrencilerin öğrendiği her şeyi öğreniyorlar. Bizim uzmanlarımızın aldığı aynı diplomaya sahip olacaklar ve Rusya nükleer santrallerinde staj yapacaklar. Bakanımızın bir talebiydi staj görmeleri. Bizimle çalışacak olan tüm Türk şirketlerine eğitim almak isterlerse destek çıkacağız. İstihdam sağlanacağında Mersin civarında yaşayanları tercih edeceğiz. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin tasarım ömrü 60 yıl olacak ve santralde yakıt olarak hafif zenginleştirilmiş uranyum dioksit kullanılacak. Akkuyu'da inşa edilecek nükleer santralin güvenliği de üst düzeyde olacak. Türkiye'nin
ilk nükleer elektrik santralinin temeli Akkuyu'da atıldı. Akkuyu'da inşa edilecek olan santral modern bir santral olacak. Yani bu da demek oluyor ki güvenlik önlemleri üst düzeyde olacak. Buradaki sistem iç içe geçen matruşka oyuncaklarına benzeyecek. Yani 3 koruma kalkanı olacak. Bunun dışında bir kumanda odası ve reaksiyonları kontrol altında tutan bir koruma odası da bulunacak. Burada derinliğine güvenlik felsefesi uygulanacak. Bir başka deyişle üst üste barrier olarak nitelediğimiz çeşitli güvenlik önlemlerinin beraberce simultane olarak alındığı bir sistem uygulanacak. Nükleer enerji hem daha çevreci hem de daha ucuz. Nükleer güç üretimi kömür, doğalgaz veya petrol kullanarak elektrik üreten teknolojilere göre çok daha az miktarda karbondioksit salınımına neden olur. Nükleer santrallerden çıkan atık miktarı çok azdır. Örneğin 1000 megawatt gücündeki bir nükleer santralden yılda yaklaşık 30 ton nükleer atık çıkmaktadır. Fosil santralindense yaklaşık 2 milyon ton petrol atığı veya kömür atığı çıkmaktadır. Nükleer enerji teknolojisi hazır bir teknolojidir ve geliştirilme aşamasını bitirmiştir. Elektrik üretiminin sürekliliği yönünden nükleer santraller termik ve hidrolik santrallara göre daha güvenli. Nükleer yakıttan elde edilen elektrik daha ucuza mal olur. Nükleer santrallerin ömrü diğer santral türlerine göre daha uzundur. Nükleer güç santrallerinde elektrik üretimi alışılagelen termik santrallerde uygulanan prensibe benzer. Reaktör uranyum atom çekirdeklerinin füzyonu sonucunda açığa çıkan ısıyla birinci çevrimde dolaşan suyu ısıtır. Bu kızgın su buhar jeneratörüne aktarılır ve buhar jeneratöründe ikinci çevrimde dolaşan suyla ısı değişimi yapılır. İkinci çevrimde oluşan buhar türbüne aktarılır ve türbin elektrik jeneratörünü harekete geçirir. Jeneratör elektrik enerjisini üretir ve bu elektrik enerji nakil hatları boyunca tüketicilere ulaştırılır. Nükleer santrallerde kullanılan nükleer yakıtın 1 kilosu 100 ton kömür veya 600 ton petrol yakılarak üretilebilen enerji kadar enerji verir. Bundan dolayı nükleer enerji hem daha ucuz hem de daha verimlidir. Nükleer santrallerin gereksiz olduğunu düşünenler en çok da radyasyon konusunu ön plana çıkardılar. Ancak nükleer güç santrali doğayı kirletmez. Nükleer santrallerin çevreye yapacağı radyasyon etkisi petrol, kömür ve akaryakıtla çalışan zararlı maddeleri havaya atan elektrik santrallerin etkisine nazaran daha düşüktür. Nükleer enerjiye karşı çıkanlar radyasyon riski olduğu için acaba bilgisayar kullanmıyor mu? Televizyon seyretmiyor mu? Siz bir yandan Türkiye'yi büyütmekten bahsedecek, bir yandan hayal tacirliği, umut tacirliği yapacak ama diğer yandan enerjiyi nereden temin edeceğinizi açıklamayacak enerji yatırımlarına karşı çıkacaksınız. Akkuyu Nükleer Santrali'nin Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşmalara bağlı olarak planlanan tarihte tamamlanması bekleniyor. Türkiye'nin ikinci nükleer santrali olacak Sinop İnceburun'daki santral içinde Japonya ve Türkiye arasındaki anlaşma 1 Nisan 2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Türkiye kendi elektriğini üretme, dışa bağımlı olmama yolunda hızlı adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Kendi enerjimizi artık kendimiz üretiyoruz. Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali. Güçlü Türkiye'nin milli enerjisi. Akkuyu Nükleer.